Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Namaza girdikten sonraki sünnetlerin delilleri. İlk ettahiyyatı okumanın delili. Rifa'a bin Rafi radıyallahu anhu'dan dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namazın ortasında oturduğun zaman önce istikrar bul, sol ayağını yay, sonra ilk teşehhüdü oku, yani tahiyyatı ilk oku. Bu hadisin kaynağı ise Ebu Davud 1534, Bab 144, hadis 860, Ebu Davud tercüme ve şerhi cilt 3, sayfa 356. Bu 4 rekatlı namazlardan olup ilk oturuşta okunur. Sabah namazında kunutu okumanın delili. Hakim Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman ki başını sabah namazının ikinci rekatında rükuda kaldırdığında kunut duasını okurdu. Bu hadisi et-tezhib fi edilletuhu metni gayetu ve takrib sayfa 59. Sabah namazında ve vitirde okunan duaları, kunut duaları ve kunut duaları ve manaları. Allahümme hedini fi men hedeyte ve afini fi men afeyte ve tevelleni fi men tevelleyte ve barikli fi ma a'tayt. Ve qini şerre ma qaddayt. Fe inneke taqdi ve la yuqda aleyk. İnnehu la yazillu men valeyt ve la ya'izzu men adeyt tebarekte rabbena ve ta'aleyt felekel hamdu ala ma qaddeyte nestağfiruke ve etubu ileyk ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allah'ım hidayet verdiklerin arasında bana hidayet ver. Afiyet verdiklerinin arasında bana afiyet ver. Dost edindiklerin arasında beni dost edin. Verdiğini benim için bereketli kıl, takdir ettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz yalnız sen hükmedersin ve sana hükmedilmez. Kimi dost edinirsen zelil olmaz. Rabbimiz mübareksin ve yüceler ve yüceler yücesi. Her neye hüküm ve kazanç taalluk ederse hamd sana. Her ne ettimse senden mağfiret dilerim. Sana tövbe eder ve rücu ederim. Salat ve selam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Amin. Allah'ım kabul buyur. Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke. ونستهديك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك إلهي biz muhakkak senden yardım diler, senden mağfiret diler, senden hidayet isteriz. Seni tasdik eder, sana tövbe eder, sana itimat eyleriz. Ve seni bütün hayır ile sana da zikirde bulunur, nimetlerini itiraf ile sana şükrederiz. Seni inkar etmeyiz, sana isyan edenleri hal ederiz, terk ederiz, alakamızı keseriz. Bu hadisin kaynağı En Güzel Dualar Ali Eren 37. Allahümme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescud ve ileyke nes'a ve nahfid nercu rahmeteke ve nahşa azâbek inne azâbeke bil kuffâri mülhik. Ya Rabbi biz sana ibadet eder ve senin için namaz kılar ve secde ederiz. Sana manen yaklaşmak için koşar, senin için koşar çalışırız. İbadetlerini sevinçle yapar, rahmetini ümit ederiz. Azabından da korkarız. Şüphe yok ki senin azabın kafirlere erişicidir. Bunun kaynağı En Güzel Dualar Ali Eren sayfa 37. Allahümme inni e'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukubetik ve e'udhu bike minke la uhsi senâen aleyke ente kema esneyte ala nefsik. Allah'ım öfkenden rızana, cezalandırmandan bağışlanmana sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana olan övgüleri sayamam. Sen kendini övdüğün gibisin. Bu hadisi sünen sahipleri Ahmet İmam Ahmet Sahih Tirmizi, İbn-i Mace ve Hisnül Müslim sayfa 103. Vitir okunuşunun delili. Hazreti Hasan radıyallahu anh Hazreti Hasan bin Ali radıyallahu anhuma'dan demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana vitir namazında İbn-i Cevvas'ın dediğine göre vitrin kunutunda okuyayım diye şu sözleri öğretti. Ey Allah'ım
Hidayete erdirdiklerin içerisinde beni de hidayete erdir. Afiyet verdiklerinin arasında bana da afiyet ver. Gözettiklerinin içinde beni de gözet. Verdiğin şeylerde benim için bereketli kıl. Hüküm takdir ettiklerinin şerrinden beni koru. Şüphesiz sen hüküm takdir edersin. Senin takdirine karşı gelinmez. Senin işini üzerine aldığın kişi alçalmaz. Ve senin düşman olduğunda şeref bulamaz. Rabbimiz, senin hayrın pek çoktur ve sana layık olmayan şeylerden münezzehsin sen. Bu hadisi Ebu Davud tercüme ve şerhi, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace ve Tirmizi rivayet etmiştir. Bunun sayfaları zaman alıyor, okumuyorum. Tirmizi kunutta bundan daha güzel bir şey bulmuyorum diyor. Bu hadisin metni yukarıda geçti. Ramazan yarısından sonra okunan kunutun delili. Ramazan'ın yarısından sonra okunan kunutun delili ise şöyledir. Ali bin Sirin, Said bin Ebil Hasan, Zühri, Yahya bin Sabit, İmam Malik ve Şafii kunutun sadece Ramazan ayının ikinci yarısında yapılacağı görüşündedirler. Delilleri İbn Ömer'in sadece Ramazan'ın ikinci yarısında sabah ve vitir namazlarında kunut yaptığını bildiren Muhammed bin Nasr'ın rivayetidir. Ebu Davud tercüme ve şerhi. Kunut rükudan doğrulduktan sonra yapılır. Bunun delili ise şu rivayettir. Said bin Cübeyr, Ahmet bin Hanbel ve Şafiilerin meşhur olan görüşüne göre kunut rükudan kalktıktan sonra yapılır. Bunlar Beyhaki ve Hakim'in Hasan bin Ali'den rivayet ettikleri şu habere dayanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana vitrimde başımı kaldırdığım ve geriye secdeden başka bir şey kalmadığı zaman Allahümme hedini diye dua etmemi emretti. Görüldüğü gibi bu haber kunutun rükudan doğrulduktan sonra okunacağı öngörmektedir. Hulefai Raşid'in de bu şekilde yaptıkları rivayet edilir. Ebu Davud tercüme ve şerhi cilt 5 sayfa 351. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.